Başınız ağrıyor. Acaba ben sinüzit miyim diye soruyorsunuz kendinize. Evet, eğer beraberinde bir öksürüğünüz, bir burun tıkanıklığınız, genze akıntınız, yere eğildiğinizde yüzünüz düşecek gibi hissediyorsanız, hele hele buna bir de ateş, halsizlik gibi semptomlar eşlik ediyorsa sinüzit olabilirsiniz. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Gripten ayırt etmek lazım. Bunda daha böyle iltihabi, yeşil, sarı yeşil akıntılarla birlikte olur ama eğer tablo biraz uzun sürüyorsa zaten gribal enfeksiyonları takiben de sinüzit oluşabiliyor. Biraz uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime danışmak lazım, kulak burun boğaz hekimine. Hasta bize geldiği zaman biz hastayı yapmış olduğumuz muayene esnasında burun içerisinde pürülen dediğimiz kötü renkli, koyu, kıvamlı, şeffaf olmayan akıntıları, hatta çoğu zaman kokusuyla birlikte, hele uzun süreli bir akıntıyla hasta bize geldiyse bu kötü kokular da oluşabiliyor. Burun içerisine ön taraftan baktığımız zaman gerek küçük aletlerimizle veya endoskopla baktığımızda bu akıntıları görüyoruz ve ona göre evet sizde sinüzit vardır diyebiliyoruz. Endoskop dediğimiz bu optik cihazların çubuk tarzında direkt görüş veya açılı görüşlerle burun içerisine muayeneye izin vermesi bize işimizi çok kolaylaştırmış durumda. Baktık hastanın evet sinüziti var, tedavi verdik, geçti, problem yok. Tedavi verdik, geçmedi. Ya da hasta 3. 4. defadır geliyor, tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Tedaviyede yanıt çok iyi değil. O zaman mutlaka altında yatan başka nedenleri de aramak lazım. Hastanın immün sistemini taramak lazım. Hastanın burun içerisinde başka patolojik bir doğumsal veya sonradan oluşmuş olan bozukluklarını değerlendirmek lazım. Bu işlem için öncelikle biz endoskopi yapıyoruz. Endoskopi yeterli olmazsa çoğu zaman buna ek olarak paranazal sinüs tomografisi dediğimiz bir tomografiyi ekleyerek tedaviyi daha başlamadan önce tanıyı güçlendiriyoruz. Evet, bu dört dörtlük sinüsittir dediğimiz zaman da tanı aşamasına geçiyoruz. Ama teşhiste önce muayene, anamnez tabii ki hastanın bilgileri, sonra normal muayene, gerekirse endoskopik muayene, bunlar yeterli olmazsa sinüs tomografisi yapılarak öncelikle tanı konmuş oluyor.